Sıralı ikili nedir? Bak adından belli. Ne var adında? Sıralı ikili. Sıra önemli olmak üzere x ve y gibi iki eleman aldık. Bu iki elemanı parantezin içinde x virgül y olarak gösterdik. İşte bu yazımda sıralı önemli olmak üzere, sıra önemli olmak üzere bu şekildeki gösterime biz iki tane elemanın yan yana gösterimine sıralı ikili adını veriyoruz. Burada sıralı ikide ilk yazdığımız elemana sıralı ikinin birincisi, diğerine de sıralı ikinin ikinci bileşenin ismini vereceğiz. Şimdi çok önemli bir şey, madem sıra önemli, a virgül b sıralı ikilisi x virgül y sıralı ikilisine eşitse eğer, bakın burada a x'e yani birinciler birincilere, İkinciler de ikincilere eşittir. B de Y'ye eşittir. İki sıralı ikilinin birbirine eşitliği de bunu unutmayacağız. Hemen bunlarla alakalı bir örnek görelim. Bakın şimdi 2 üzeri x eksi 1 virgül x artı eksi 2 neymiş? 15 virgül 5 eşitmiş. Dolayısıyla buradaki sıralı ikilinin birinci terimi yani 2 üzeri x eksi 1 eşittir. Bunun birinci terimi kaça? 15'e eşit olacak. Sonra ikinci terim yani x artı y eksi 2 eşittir 5 olacak. Buradan x ve y değerlerini bulalım birlikte. Şu eksi 1'i tuttuk, kulağından attık bu tarafa. Bu sefer 2 üzeri kaç eşit oldu? 16'ya. 16 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 16 2 üzeri 4 eşit, bunu biliyoruz. Demek ki x 4'müş. X'i bulduk. Burada yerine yazarsak 4 artı y eksi 2 eşittir 5. Yani y artı 2 eşittir 5. Sonuç olarak y'yi de buradan 3 olarak bulmuş olduk. Ne istiyor soruda bizden? X çarpı y eşittir. O halde bulduğumuz x ve y değerlerinden x çarpı y eşittir 4 çarpı 3'ten kaç oldu? 12 oldu. İki kümenin kartezyen çarpımı. A ve B boş kümeden farklı kümeler olmak üzere, boş küme olursa olmaz, A çarpı B ile göstereceğimiz kürede sıralı ikililerden oluşacak. Elemanları artık kartezyen çarpımının elemanları sıralı ikililer olacak. Burada önemli olan, bakın buradaki birinci sıralı ikinin birinci terimleri birinci kümeden gelecek. Yani A virgül B sıralı ikililerin A elemanları birinci kümede. Sıralı ikililerin ikinci terimleri B elemanları buradaki ikinci kümeden gelecek. Bu şekilde elde ettiğimiz bütün elemanların kümesi A virgül B şeklindeki bütün elemanların kümesine biz A kartezyen çarpım B kümesi diyeceğiz ve bunu A çarpı B ile göstereceğiz. Şimdi burada kaç tane eleman elde ederiz sorusu. Yani kartezyen çarpımın eleman sayısı A çarpı B'nin de bir küme olduğunu unutmayalım. Bakın kartezyen çarpım sonuçta bir küme ama ikililerden oluşan küme. İşte ikililerden oluşan bu kümenin kaç tane elemanı vardır sorusunu cevaplamak için bu kümeyi oluşturan kümeler, A ve B kümelerin eleman sayısından da bakarız. O halde A çarpı B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı şeklinde hesaplanabilir. Şimdi kartezyen çarpımı nasıl oluşturuyor? Elimde A kümesi var 1, 2, 3. B kümesi var A virgül 1. Olduğuna göre aşağıdaki elemanlardan A çarpı B kümesine ait olanları işaretleyelim. Birlikte A çarpı B kümesini yazalım. A kartezyen çarpım B. Şimdi bakın buradaki sıralı ikililerden birinciler nereden? A kümesinden gelecek. Yani ben birinci terim olarak 1'i aldım. Bunun yanında B kümesinden neyi yazabilirim? A'yı yazabilirim değil mi? 1 virgül A. Başka neyi yazabilirim? Buradaki 1'i yazabiliriz. O halde 1A, 1, 1. Sonra sırada 2 var bakın. Birinci terim olarak 2'yi aldık. İkinci terim olarak A'yı yazdık. 2A, 1 yazdık. 2, 1. Üçüncü terimimizi alırsak, buradaki 3 alırsak, birinci terim olarak 3'ün yanına buradan A'yı yazabiliriz. 3A ya da 1 yazarsak 3, 1. Hani demiştik ki eleman sayısı. Bakın A kümesinin kaç tane elemanı var? 3. B'nin 2. Sonuçta 2 kere 3, 6 tane elemandan oluşacaktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemandan oluşan A kartezyen çarpı B'yi yazdık. Hangi elemanlar var? Evet, 1, 1 A çarpanın elemanı. 2 A diye bir elemanınız var mı? Var. Bu da elemanı. 1, 3 var mı? Yok. Niye yok? Çünkü A kümesinde 1 var ama B kümesinde 3 diye bir eleman yok. 3A var mı? Evet. A kümesinde 3 var. B kümesinde de A var. 3A'yı buradan görüyoruz. Demek ki bu A çarpı B'nin bir elemanı oldu. Kartezyen çarpım kümesinin özelliklerine geldiğimiz zaman, evet, bunları da bilmek soru çözerken bize böyle avantajlar sağlayacaktır. Eğer AB'ye eşit değilse, A ve B kümeleri birbirinden farklıysa, A çarpı B kümesi B çarpı A kümesinden farklıdır. Yani kartezyen çarpımın değişme özelliği yoktur. Bak bu zamana kadar kümelerde gördüğümüz birçok şeyden farklı. K
kesişimi hatırlayın. Değişim özelliği vardı, birleşimi vardı. Ama kartezyen çarpımın değişme özelliği yoktur. Bunu yanına açıkça yazıyoruz. Buradaki kümeler birbirinden farklı olduğu sürece yer değiştirsek farklı kartezyen çarpımlar elde ederiz. A çarpı A'nın bir diğer anlamı da akaredir. Yani akareden kastedilen şey kümede bir şeyin, bir sayının karesi gibi değil de A çarpı A kartezyen çarpım kümesini ifade eder. Birinciler de A kümesinden, ikinciler de A kümesinden gelecek şekilde sıralıkiller demektir. Kartezyen çarpımın kesişim ve birleşim üzerinde dağılma özelliği var. Bakın A kartezyen çarpım B kesişim C'ye bakarsak önce A kartezyen çarpım B yazdık. Ortadaki sembolümüz kesişimi koyduk. Sonra A kartezyen çarpım C'yi yazıyoruz. Benzer şekilde kartezyen çarpım birleşim üzerinde de dağılma özelliği vardır. Bu iki özelliği böyle farklı sorularda kullanırız. Bir örnek üzerinde inceleyelim. Şimdi A kümesi verilmiş. A, B, C. B kümesi 1, 2, 3, 4. C kümesi de 3, 4, 5, 6. Buna göre A kartezyen çarpım B kesişim, A kartezyen çarpım C kümesinin eleman sayısını bulalım. Bu soruyu önce şu geliyor aklımıza. Önce A kartezyen çarpım B kümesini yazalım. Sonra A çarpı C kümesini yazalım. Sonra bakalım bunların ortak elemanları neler. Evet, bir çözüm fakat uzun bir çözüm. İşte gelin kesişimi, kartezyen çarpımın kesişim üzerinde dağılma özelliğini tersten kullanacağız. Nasıl yapacağız bunu? A kartezyen çarpım B kesişim, A kartezyen çarpım C kümesini ele aldık. Bakın birincilere dikkat edersek A kartezyen çarpım, A kartezyen çarpım bunu görüyoruz. Demek ki biz bunu A kartezyen çarpım parantezine alabiliriz. Aldığımız zaman buradan ikinci kümemiz B, ortadaki sembolümüz kesişim, sonraki kümemiz ne oldu? C. Yani bu iki küme birbirine eşit. Dolayısıyla ben bu kümenin eleman sayısını hesaplayacaksam bunun yerine bu kümenin eleman sayısını hesaplayabilirim. Çünkü bunlar aynı kümeler. Kartezyen çarpımın eleman sayısı birinci kümenin eleman sayısı. Yani A'nın eleman sayısı çarpı ikinci küme B kesişim C'nin eleman sayısı oldu. Bakın burada kartezyen çarpım kümelerini yazmadan direkt eleman sayısını buluyoruz. Buraya dikkat. Çünkü A'nın eleman sayısı belli. Kaç tane? 1, 2, 3. A kümesinin eleman sayısı 3. B kesişim C'ye geldiğimizde de bunu hesaplamak çok zor değil. Çünkü elimizde kümeler var. Ortak elemanların 3 ve 4 olduğunu görüyoruz. Demek ki B kesişim C'nin eleman sayısı kaçmış? 2. Kartezyen çarpım kümesini yazmadan ne yaptık? Buradaki kesişim kümesinin eleman sayısını bulmuş olduk. 3 kere 2 kaç oldu? 6 oldu. Kartezyen çarpımın grafiği nasıl çizilir? Kartezyen çarpımın değişme özelliği olmadığı için grafik çizerken de sıraya dikkat edeceğiz. Şimdi biz A kartezyen çarpım B kümesinin grafiğini çizeceksek burada önemli olan husus birinci küme A'yı yatay eksende göstereceğiz. İkinci küme B'yi düşey eksende göstereceğiz. Burada elemanlar tam sayı ise tam sayı, elemanlar reel sayı aralısı reel sayı bunları ifade ederek burada biz kartezyen çarpım grafiğini çizeceğiz. Hocam nasıl olacakmış? Şimdi bize iki tane küme verilmiş. A kümesi bize diyor ki 2'den 5'e kadar reel sayılar. Şöyle A kümesini gösterecek olursak bakın burası 2. Eşitlik yok. Burası da 5. 2'den 5'e kadar reel sayıları temsil ediyor A kümesi. Şöyle burayı maviyle gösterelim. Evet, A kümesi bu. B kümesine geldik. 1'i eşit, 5'ten küçük ama bu sefer neler? Tam sayılar. O halde B kümesinin elemanlarını yazıyorum bakın. 1. B kümesinin tam sayı olması önemli. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur mu olmaz. Niye? Çünkü 5'te bakın burada eşitlik yok. Dolayısıyla 5'i almadık. A çarpı B'nin grafiğini çizeceğim için o halde şu şekilde bir koordinat düzlemimizi çizelim. A kümesini yatayda, B kümesini de düşeyde gösterdik. Önce taslak olarak gösterebiliriz. Yani biz şurası 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere. Bakın şöyle 2 eşit değil, 5 eşit şu aradaki elemanlar olacak. B'ye geldiğimizde 1, 2, 3, 4 ve 5 aldık. B kümesinin elemanında 1, 2, 3, 4. Bakın şöyle 1'in hizasından olduğu için şöyle kesikli çizgilerle göstermek bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Evet, bu kesikli çizgilerle A kümesi nereden geliyordu? 2'den 5'e kadar. A kümesinin elemanlarının buraya dikkatli bakarsak reel sayı aralığı olması şu kesiştikleri yerleri işaretliyorum. 2'de eşitlik yok.
2'den 5'e kadar tüm değerler alıyor. 5 kapalı. Şimdi A bu. Sonra yani B1 iken A 2 5 arasındaki tüm değerleri aldı. B2 iken de aynı değerleri alacak. Şimdi bakın bu açık. Bu aradaki tüm değerleri aldı. Sonra burası kapalı. B3 iken yine burası açık. A buradaki tüm değerleri aldı. Burası kapalı. B4 iken yine burası açık. Şöyle çizdik. Kapalı. A kümesi reel sayı aralıkları olduğu için böyle kesikli çizgiler şeklinde oldu. Şimdi çok klasik bir sorumuz. Bir zamanlar üniversite sınavında sorulmuş bir sorudur bu. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesi verilmiş. Buna göre A çarpı A kümesinin tüm elemanların içine alan en küçük dairenin çapı kaç birimdir? Önce A çarpı A'yı çizeceğiz. A kümesini bakın burada gösterdik. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tam sayılardan oluştuğu için bu kesikli çizgilerdeki kesiştikleri yerler A çarpı A'nın elemanı. Yani şöyle 1, 1 elemanı. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 aldık. Sonra 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Buradaki tüm kesim noktaları tam sayı ikililerinden olduğu için A çarpı A'nın grafiği, bakın bu sefer maviyle gösterdiğim noktalar. Şimdi tüm bu noktaları içine alacak şekilde bir çember çizersen, buradaki kırmızı çember, oluşan kareyi görüyoruz değil mi? Bu karenin bir anlamda köşelerinden geçen çember oldu. Şimdi bize bu çemberin çapını soruyor. Şekil bir kare olduğu için bakın şöyle çizdiğimiz zaman bu açı kaç derece? 90 derece. Şimdi bu halde çapı gören çevre açının 90 olduğunu unutmayalım. Bakın burası 1, 2, 3, 4 birim burası. Burası da 4 birim. Demek ki çap kaç oldu? 4 kök 2. Çapını soruyor bize. En küçük çemberin çapı buradan 4 kök 2 oldu. Problem cümlesiyle Venn şeması çizme. Şimdi artık biz problem çözmeye geçtik. Küme problemlerine adım adım bunları nasıl yapacağımızı göreceğiz. Önce Venn şemasını nasıl çizeceğiz? Bir kere bütün problemlerin ilk aşaması anlamaktan geçer. Yani önce problemin tamamı dikkatlice okunacak. Kaç tane küme çizeceğim ben? Değil mi? Problemde geçen hikaye önemli. Şimdi futbol ve voleybol oynayanlardan bahsediyorsa oynayanlardan sadece ikili küme çizeceğim. Futbol, voleybol, basketbol oynayanlar varsa bu sefer ne yapacağız? Üçlü küme çizeceğiz. Kaç tane küme çizeceğimize karar vereceğiz. Bundan sonra Venn şemalarımızı çizdik. Kümelerin birbiriyle kesişimleri var mı yok mu? Buna dikkat edilir. Kesişimleri olma ihtimali varsa çizilir. Ama kümelerin ayrık olduğunu söylüyorsa hiç kesişim çizmeyiz. Kümelerden biri diğerinin alt kümesi mi değil mi? Buna bakılır. Bunların hepsi Venn şemasını çizmeden önce bakacağımız şeyler. Bundan sonra kesişimin en çok olduğu bölgeden başlayarak elemanlar yerleştirilir. Her bölgeye o bölgenin eleman sayısını yazacağız. Elemanların değil. Sonra bakacağız bize verilen ifadeleri kullanarak denklem yardımıyla problemi çözeceğiz. Nasıl oluşturacağız bu işi bakalım. Bir turizm firmasının internet sitesinde diyor ki Antalya'daki oteller ne kümesiyle? Günlük fiyatı 200 TL'nin altında olan oteller E kümesiyle. Temmuz ayı içinde boş odası bulunan oteller S kümesiyle gösterilmiştir. Ömer bu siteden 15-22 Temmuz tarihlerinde günlük fiyatı 240 TL olan Antalya Belek'teki bir otelden rezervasyon yaptırmıştır. Buna göre Ömer'in rezervasyon yaptırdığı otel aşağıdaki boyalı bölgelerin hangisi de gösterilir. Önce kümelerimiz E, N ve S. Evet, E, N, S yayınlarının baş harfi eğitimde nitelikli sayfa. E kümesi hemen şöyle N kümesi. Bu da bizim S kümemiz olsun. Birlikte çizelim. Şimdi kümeler belli. Antalya'daki oteller ne? Ömer rezervasyon nerede yaptırmış? Antalya Belek'te. Demek ki bizim kümemiz N kümesinin içinde olacak. Değil mi? Şöyle baktık. Şöyle siyahla bunu belirginleştiriyorum. Bu siyah kümenin içinde olacağı kesin. Burayı belirledik. Sonra ücret olarak 240 lira. Bize diyor ki günlük fiyatı 200 liranın altında olanlar E. 240 lira 200 liranın altında mı? Değil. Demek ki E'nin dışında olacak. E kümesinde. Şöyle kırmızıyla belirginleştireyim. E'nin dışında olacak. Ne demek E'nin dışında? Şöyle hafiften tararsak bakın şu iki bölgeden bir tanesi. Devam ediyoruz. Tarih olarak Temmuz ayında boş odası bulunan odalar S ile gösterilmiş ve hangi tarihe rezervasyon yaptırmış? 15-22. Demek ki S kümesinde içinde. S kümesinde farklı bir renk kullanacağım. Yeşil renk bunun içinde. Artık biz aradığımız bölge neresi oldu bakın.
şu iki bölgeden hangisini alacağız? Kesişimdeki yer. Yeşille boyadığımız bölge, bizim buradaki yapılan rezervasyonun dahil olduğu bölgeyi gösterir. Seçeneklerden hangisi olur hocam? Baktığımızda D seçeneğinin doğru seçenek olduğunu görüyoruz. İkili menşeması kullanılan küme problemleri ile küme problemlerindeki soruları nasıl çözeceğimizi görelim. İki kümenin yer aldığı problemlerin çözümünde ikili menşeması çizeceğiz. Kümelerin eğer kesişimleri varsa ortak bölge, buradan başlayarak elemanları yerleştireceğiz. Bu temel prensibimiz, unutmayın, küme ikili olsun, üçlü olsun. Küme probleminde kesişimin en çok olduğu bölgeden başlayarak biz elemanları yerleştiririz. İngilizce veya Rusça bilenlerin bulunduğu bir sınıfta İ kümesi İngilizce bilenleri, R kümesi de Rusça bilenleri göstersin. Şimdi bize iki dilinde bilinip bilmediğine dair bir şey söylemediği için kümemizin kesişimi olacak. Buna göre biz çizeceğimiz Venn şemasında her bölgenin eleman sayısını gösterelim. İ İngilizce kümesi, R de Rusça bilenlerin kümesi. Şimdi bakalım burada. Buna göre aşağıdaki ifadeleri cebirsel olarak yazalım ve eleman sayılarını gösterelim. Buradaki ABC bu kümenin elemanları değil, eleman sayılarını ifade ediyor. Bunu unutmayalım. İngilizce bilenler. İngilizce bilenler ne demek bakın? İ kümesinin içinde. Şöyle İ'nin yuvarlağının içinde. Biz bunu matematiksel sembol olarak SI olarak gösteririz. İngilizce bilenlerin eleman sayısını. Nedir eleman sayısı? A artı B. Rusça bilenler. Rusça bilenler burada bakın maviyle gösterilmiş. Şu R yuvarlağın içinde olan elemanlar. Bunu matematiksel olarak ifademiz R'nin eleman sayısı olur. Rusça kümesinin eleman sayısı o da ne olacak? B artı C. İngilizce ve Rusça. V'nin anlamı neydi kümelerde? V demek kesişim demek. Demek ki her iki dili birden bilenleri soruyor bize. Bu durumda iki dili birden bilenler kesişim neresi oldu? B ile gösterildi. Bunun matematiksel ifadesi ne olur? S İngilizce kesişimi Rusça. Eleman sayısı ne oldu? B oldu. Yalnız İngilizce bilenler. Evet. Ne demek yalnız İngilizce bilenler? Bu sefer İngilizcenin içinde Rusçanın dışında bak. Şurası. Değil mi? Şu bölge. Matematiksel olarak nasıl ifade ederim bunu? S İngilizce fark Rusça. İngilizce bilip Rusça bilmeyenler de diyebiliriz. Eleman sayısı ne oldu bunun? A oldu. Veya. Veya demek. Kümelerde veya'nın anlamı neydi arkadaşlar? Veya birleşim demektir. Dolayısıyla İngilizce veya Rusça'nın anlamı S İngilizce birleşim Rusça birleşim 3 bölgeyi de kapsadı. A artı B artı C oldu. İngilizce ya da Rusça. Şimdi ya da ile veya çok karıştırılır. Bunun matematikte bir sembolü var. Ya'danın sembolü. Biz buna simetrik fark diyoruz. Yani V kesişim veya birleşim ise ya'danın da şöyle bir sembolü vardır. Üçgen. Evet, buna biz simetrik fark ismini veriyoruz. İngilizce ya da Rusça. Bunu S İngilizce simetrik fark Rusça ile gösterebileceğim gibi. Belki çok sık alışkın olmadığım bir sembol. Şöyle de yazabiliriz buna. S İngilizce fark Rusça birleşim Rusça fark İngilizce. Evet böyle de yazabiliriz. Nereye alacağız? Yalnız İngilizce ve yalnız Rusça. Yani A'nın ve C'nin bulunduğu bölgeleri almış olduk. Üçlü Venn şeması kullanılan küme problemleri. Burada tabi soruda gelen hikayeyi de 3 farklı küme gerekiyorsa 3 tane küme çizeceğim. Kümelerin birbirinin alt kümesi olması, kesişip kesişmedikleri tabi bunların hepsi çok önemli şeyler. 3 küme de birbiriyle kesişiyorsa önemli olan, en önemli olan husus nereden başlayarak elemanlara yazacağım? Evet, kesişimin en çok olduğu yerden, kesişimin en çok olduğu bölgeden başlayarak her bölgeye o bölgenin eleman sayısını yazacağız. Şimdi bir sınıftaki gezi kulübü öğrencileri planladıkları gezi için bir anket düzenliyorlar. Diyor ki A kümesi Antalya'ya gitmek isteyen öğrenciler, İ kümesi İzmir'e gitmek isteyen öğrenciler, Ç kümesi de Çanakkale'ye gitmek isteyen öğrencileri gösteriyor. Şimdi bununla alakalı üçlü bir küme çizdik. Bakın. Ne yaptık? A Antalya'ya gitmek isteyenler, İ İzmir'e gitmek isteyenler, yeşille gösterdiğimiz Ç de Çanakkale'ye gitmek isteyenler. Şimdi bakın her bölgenin elemanlarını tek tek yerleştirdik. Burada Antalya'ya gitmek isteyenlerin cebirsel ifadesi ne olur? S Antalya kümesinin eleman sayısı. O halde buradaki kırmızı yuvarlağın içindeki hepsi bunun içine girer. Ne var kırmızı yuvarlağın içi A kümesinin içerisinde? A artı B artı D artı F.
İzmir ve Çanakkale. V'nin kümelerdeki anlamı neydi? Kesişim. O halde S, İzmir, kesişim, Çanakkale. İ, kesişim, Ç. Hemen geliyoruz buraya. İ ve Ç'nin kümelerinin kesişiminde olan yer burası bakın. Ne var? D ve A var. E var. O halde D artı E oldu. Yalnız Çanakkale'ye gitmek isteyenler. Yalnız Çanakkale. Bakın yalnız kelimesi önemli burada. Demek ki Çanakkale'nin içinde değerlerin dışında olacak. Bunu şöyle ifade edebiliriz. S, İ fark, Antalya. Yalnız Çanakkale diyordu. Affedersiniz. O halde Çanakkale'nin içinde olacak. S, Çanakkale fark, Antalya birleşim İzmir. Çanakkale'nin içinde, Antalya ve İzmir'in dışında. Buradaki sayısal olarak ifadesi nedir bunu bakın? G. G ile göstermişiz. Bu bölgenin eleman sayısı G. 3 şehre de gitmek isteyenler. Nasıl ifade ederiz matematik olarak 3 şehre gitmek isteyenler? Kesişim. Değil mi? S, Antalya kesişim, İzmir kesişim, Çanakkale. İşte kesişimin en çok olduğu yer, hepsinin kesişimde olan D'nin bulunduğu yerdir. Buranın eleman sayısı D oldu. Yalnız bir şehre gitmek isteyenler. Yalnız bir şehir, yalnız Antalya, yalnız İzmir ya da yalnız Çanakkale. Bunların hepsini tek tek gösterebiliriz. Burada yalnız Çanakkale'yi göstermiştim. Aynı şekilde yalnız İzmir ve yalnız Antalya da gösterilebilir. Burada ben direkt eleman sayılarını yazacağım. Yalnız Antalya'ya gitmek isteyenler A, yalnız İzmir'e gitmek isteyenler C, yalnız Çanakkale'ye gitmek isteyenler de G'dir. Eleman sayıları böyle. İki şehre gitmek isteyenler, bakın iki şehir. O zaman sadece ikili kesişimler. Sadece Antalya ve İzmir ne olacak buradan? B artı. Sadece İzmir ve Çanakkale E artı. Sadece Antalya ve Çanakkale'de ne var? F var. Bu şekilde yazabiliriz. İzmir'e gitmek isteyip Çanakkale'ye gitmek istemeyenler. Bakın Cemil'in ifadesi İzmir'in içinde İzmir fark Çanakkale. İzmir'in içinde Çanakkale'nin dışında. Bir kere Çanakkale'nin dışında olacağı için bakın şu yeşil çemberin dışında. Bunun dışında ama A'yı almıyorum. Niye? İzmir'in içinde. İşte bunu İ fark Ç olarak gösteriyoruz. Nedir bölgenin eleman sayısı? B artı C şeklinde gösterilebilir. Soruda ne yapacak? Bununla alakalı sayılar verecek. Harflerin yerlerini sayıları yazarak da problemlerimizi çözeceğiz. En temel sorunlardan bir tanesi de hocam küme problemlerinden evrensel küme çizecek miyim çizmeyecek miyim? İşte buna karar vermek için şuna bakacağız. Soruda geçen hikayeyi yapmayan, hiçbirine dahil olmayanlar var mı? Şimdi ne diyor bana problem? Futbol oynayan, basketbol oynayan. Örnek veriyorum. İkisini de oynamayan varsa evrensel kümeyi hemen çiziyorsun. Yani sorudaki hikayenin, kümelerin hiçbirine dahil olmayan birileri varsa mutlaka evrensel kümeyi çizeceğiz. Şimdi bir spor okulu kabul sınavına giren öğrenciler. F, fiziksel dayanıklılık testini başarıyla geçenler. S, sağlık testini başarıyla geçenler. Şimdi ne oldu? İkisini de geçemeyenler olabilir değil mi? O halde kümeleri de gösterilecek. Burada ikisini de geçemeyenler olabileceği için evrensel kümeyi hemen çizdik. Evrensel kümenin tanımı belli. Buradaki hikayedeki bütün kümeleri kapsayan küme. Evrensel küme bu. Hepsini içine alacak. Niye? Burada niye çizdim ben evrensel kümeyi? Çünkü iki tane de testi de geçemeyenler olabilir. Olabilme ihtimali evrensel kümeyi çizmemizi gerektiriyor. Buna göre her bölgenin eleman sayısını yazdık. Fiziksel dayanıklılık testini başarıyla geçenler. Ne olacak o zaman? F kümesinin eleman sayısı SF. F'nin yuvarlağın içindekileri alıyorum. Bakın F'nin yuvarlağını şöyle belirginleştireyim. Bunun içinde ne var? A ve B. A artı B'yi aldık. Sağlık testini başarıyla geçenler S kümesinin eleman sayısı. Bu sefer S'nin yuvarlağının içi. Şu yuvarlağın içinde kim varsa bunları alacağız. Ne var burada? B ve C var. Ne oldu? B artı C oldu. Fiziksel dayanıklılık testinden kalanlar. Şimdi bir şey kümenin ne oldu? Elemanı olmayanlar. Neydi bunun adı? Tümleyen. Değil mi? Fiziksel dayanıklılık testini gösteren kümenin dışındakiler. O kümenin elemanı olmayanlar. Ne yapacağız? S, F'nin tümleyeni. F'nin tümleyeni nasıl çizerim? Bak şöyle F'yi kapatacaksın. F'yi kapattık şöyle bastırmadan tarayalım. Dışında kalanlar. Ne var? F'nin dışındakiler. C artı D oldu eleman sayısı. Sağlık testinden kalanlar bu sefer sağlık kümesinin, S kümesinin tümleyeni. Yani bunu da şöyle çok bastırmadan tararsak maviyle şu S'yi aldık bakın. Bu kümenin dışında. Ne var bu kümenin dışında? A artı D oldu. İki testten de kalanlar.
İki testinde kalanlar, iki testi geçemeyenler. İki kümeyi birden şöyle kapatacaksın, dışarıda kim kaldı de. Nasıl gösteririm hocam onu? Bak burada F birleşim S'nin tümleyeni. F birleşim S'nin tümleyeni. İki testinde kalanlar bu demek. Ne var? D kümesi oldu. İki testi başarıyla geçenler, iki testte iki kümenin de elemanını soruyor bana. Dolayısıyla S, F kesişim S oldu. Kesişimde B elemanı vardı. B elemanın üstünü karaladık. Onu şöyle görünür bir hale getirdim. Ne oldu? B. B eleman değil de B o bölgenin eleman sayısı. Bunu tekrar etmekte fayda var. Okula kabul sınavına girenler. Bu sefer fiziksel testini geçen geçmeyen, sağlık testini geçen geçmeyen. Yani sorudaki bütün herkes. Neyine gösteriyorduk bunu biz? Evrensel güven. O halde S, E olacaktır. Soruda geçen herkes. Yani A artı B artı C artı D şeklinde olacak. Evet, küme problemlerinde çok dikkat edilmesi gereken, bazen bizi de çok zorlayan soru tiplerinden bir tanesi de tabloyla çözdüğümüz sorular. Şimdi hepsini Venn şemasıyla çözdük ama bazı sorular vardır. Burada gelir tıkanırız. Venn şeması biraz bizi zorlar. İşte tablo burada bize çok kolaylık sağlayacak. Peki şuna nasıl karar vereceğim? Hocam hangisinde tablo gereklidir? Tablo işime yarar. Burada soru kökünde birbirlik kesişim boş küme olan kümeler vardır. Ne gibi? Kızlar erkekler. Ne gibi? Sarışınlar esmerler. Ne gibi? Fenerbahçeliler Galatasaraylılar. Gözlüklüler gözlüksüzler. Değil mi? Hukukta okuyanlar tıpta okuyanlar. Şimdi bu kümelerin kesişimleri boş küme. İkişer tane böyle kesişim boş küme olan grup verir. Ne yapacağız? Tabloyu yapıştıracağız. Yoksa bunlar da Venn şeması biraz bizi zorlayacaktır. Bir tane şöyle temel örnek üzerinde görelim bunu. Bir kısmı gözlüklü olan öğrencilerin bulunduğu sınıftaki öğrencilerin sayısı tabloda gösterilmiş. Şimdi gözlüklü gözlüksüz kızlar erkekler. En böyle yaygın tablo sorusu. Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı. Bu sefer gözlüklü kümesiyle erkekler kümesinin kesişimine bakıyorum. Bakın gözlüklü kümesi burada, erkekler burada. Ne oldu burası? B. Buranın eleman sayısı B. Gözlüklü kızlar, gözlüklüyle kızların kesişiminde ne var? A var. Gözlüksüz erkekler. Gözlüksüz ve erkeklerin kesişiminde D var. Görüyoruz bunu. Gözlüksüz kız öğrenciler. Gözlüksüz ve kızların kesişiminde ne var? C var. Gözlüklü öğrenci sayısı. Bak bu da önemli. Bu halde şu satırın tamamını alacağız. Bu satırın tamamı gözlüklüler ne oldu? A artı B oldu. Gözlüksüz öğrenciler bu sefer gözlüksüz satırının tamamını alacağım. Bunda C artı değil ifade ederiz. Erkek öğrenciler. Biz erkek öğrencileri sütunda gösterdik. O halde şu sütunu bakın. Ne var sütunda? B artı D var. Değil mi? Kız öğrenciler, kızların bulunduğu sütunda burası. O halde orası da A artı C oldu. Bunların yerine bize soruda verilen sayıları yerine yazarak denklem kurup problemimizi çözeceğiz.